Öncelikle yukarıdan başlıyorum. Noktayı yakaladım. Daha sonra elemanımı buraya yerleştirdim. Bunu Z ekseninde döndüreceğim. Dolayısıyla şöyle bir seçim yapıyorum. Daha sonra bunu yerleştirdim. Bunun konumunu tekrar ayarlamak istersem şayet komutu bitirdikten sonra yukarıdan reposition deyip ilgili elemanı seçerek konumlandırma yapabilirim. Parçamızı sağ tuştan down diyorum. Daha sonra referans noktasını seçeceğim. Seçimimi yaptım. Ortadaki küreyi seçiyorum. Ve daha sonra ilgili konuma parçamı yerleştirdim. Sağ tuştan done diyerek işlemi bitiriyorum. Benzer bir şekilde getirmiş olduğum bütün parçaları böyle konumlandırabilirim. Buradaki snap ayarlarınızın daha rahat yerleşim için benimkilerle aynı olmasına özen göstermenizde fayda var. Ben snap to floor, snap to connector, snap to DVG overlay ve snap to trail line'ın açık olduğuna bir kez daha emin oldum. Daha sonra elemanlarımı yine getirerek yerleşimimi yapıyorum. Döndürdüm. Sağ tuştan done diyorum. Burada yazmış olduğum üzere bu parçamın ikinci bir varyasyonunu getireceğim. Dolayısıyla seçimi bitirdikten sonra ilgili elemanı seçiyorum. Sağ tuş menüsünden Asset Variant deyip Double'ı seçiyorum. Akabinde bunu konumlandıracağım yine. Küreyi seçiyorum. Daha sonra noktamı seçtim. Ve biraz uzaklaşıyorum. Daha sonra diğer elemanlarımı da yerleştireceğim. Buradan geliyorum. Çelik konstrüksiyonumu yerleştireceğim. Yerleştirmeden önce buradan sağ tuş menüsünden 72 çarpı 220 inç varyasyonunun seçili olduğundan emin oluyorum. Seçtim. Yine sürükle bırakla model ortamımı aldım. İlgili noktaya yerleştirdikten sonra konumlandırma yapmak için yine Z ekseni etrafında döndürüyorum. Yerleşimim bitti. Done diyerek buradan çıkıyorum. Daha sonra diğer parçamıza geçelim. Şöyle Z ekseninden yine döndürelim bunu. Tamam diyerek devam edelim. Tekrar ikinci bir parçanın yerleşimini yapıyorum. Sağ tuştan yine dan dedim. Diğer elemanımı getiriyorum. Referans olarak yine şu resmimizi kullanabiliriz.